Ben Konya'da doğdum. İlkokulu Konya'da okudum. Geniş bir ailemiz vardı. Bulunduğumuz evin işte orta katında biz otururduk. Alt katta amcamlar, halamlar, en üst katta dedemler. Dolayısıyla bu açıdan çok şanslı ve zevkli bir çocukluk dönemim geçti. Keza ilkokuldaki arkadaşlarım ve ilkokul öğretmenim açısından da yine kendimi çok şanslı görüyorum. Okuduğumuz ilkokul deneme programı uyguluyordu ilk defa. Ve normal sıralarda değil, hep birbirine yüz dönmüş 6 kişilik gruplar oluşuyordu. Ve ders işlenirken de gruplara ödevler verilirdi. Örneğin coğrafya dersinde bir grup bir kıtayı anlatır, başka bir grup diğer kıtayı anlatır. Ve o kıtayla ilgili bilgilerin yanı sıra onu canlandırıcı dramalar, etkinlikler yapardık. Hatırlıyorum bize Afrika kıtası düşmüştü. Afrika ile ilgili bilgiler verdikten sonra işte bir 5 dakika ara verildi. Gittik üzerimize Afrikan kıyafetleri giydik, yüzlerimizi boyadık, tamtamlar çaldık. Yani bütün derslerin bu şekilde eğlenceli geçiyor olması, hep hatırımda kalan, öğrenmeyi kolaylaştıran, hayatımın diğer dönemlerinde böyle olmasını arzu ettiğim bir eğitim biçimiydi. O okulun, ilkokulumun çok büyük katkısı olacak ki çok sayıda arkadaşımızla sınav kazanarak Konya Maarif Koleji'ni kazandık. O da yine hayatımda çok etkisi olan bir okuldur, dönemdir. Konya'dan gelen öğrenciler gibi aynı zamanda Türkiye'nin değişik yörelerinden gelen, parasız yatılı sınavını kazanan üstün zekalı arkadaşlarla birlikte olduk. Onlar yatılı okudular. Ben de onlarla beraber olmak için ailem Konya'da olmasına rağmen yatılı okumayı tercih ettim. Yine doğru aldığımı düşündüğüm bir karar oldu. Sonra Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ni kazanarak Ankara'ya geldim. Yani Konya ile ilgili hatıralarım çocukluğumdan üniversite yıllarına kadar geçen, çocukluktan gençliğe adım attığımız ve çok sayıda arkadaşımla da hala görüşmeye devam ettiğim çok zevkli, renkli bir çocukluk hayatım diye bahsedebilirim. ODTÜ Elektrik Mühendisliğini bitirdim ben. Aslında bizim dönemlerde hem mühendislik hem de tıp çok yaygındı. Ve benim sınıf arkadaşlarımın çoğu tıp yazmıştı. Ben de tıp yazdım. Fakat bir sene üniversite sınavına girmedim. Konya'da geçirdiğimiz bir problemden dolayı. Ve o sene Ankara'da hakikaten sosyal olarak yapmadığım etkinlik kalmadı. Ve kararım tıptan mühendisliğe döndü. Gene çok doğru olduğunu, bana çok uyan bir meslek olduğunu düşünüyorum. Çünkü doktorluk, tıp çok saygı duyduğum, çok önemsediğim bir meslek. Ama benim çok yapabileceğim bir meslek değil. Mühendislik ise bana tam uyan, çocukluk yıllarımda da matematiksel problemler, satranç gibi etkinlikler çok ilgimi çekmişti. Dolayısıyla o bir sene sınavlara girmemiş olmam aslında belki bir sene kayıp gibi gözükebilir. Ama sonradan hayatımın şekillenmesinde çok bana şans eseri, doğru yolu gösteren bir yıl oldu. ODTÜ Elektrik Mühendisliğini yazdım ve kazandım. Ve işte 74-75 yılında ODTÜ'ye girdim. Hala ODTÜ'deyim. Çok mutluyum. Halıcı 1980'lerin ortasında kuruldu. Ben üniversiteden mezun olduktan sonra kısa bir süre öğrenci asistanlık yaptım. Ne mutlu ki bilgisayar diye bir şey keşfedildi ve bilgisayarın da ana maddesi diyelim yazılım, onu işleten işletim sistemi ve yazılım bana tam uyan bir daldı. İyi ki bilgisayar ve yazılım konusu dünyanın gündemine geldi ve bana bunun çok uygun olabileceğinde benim hocam, ODTÜ'de danışmanım Ahmet Fer, Emrah'ın sana uyan bir yer var, bir git orayla görüş dedi. Verdiği adres Kızılay. Kızılay çok kalabalık bir yer. Park etme sorunu var. Çok gitmekten hoşlanmadığım bir yerde ama bir gün bir arkadaşımın bir diş randevusu için benim onunla olmamı istedi. Ben de ona eşlik etmek için gittim. Bir baktım yani verilen adresin dibi. Allah Allah, hazır buraya gelmişken bir buraya gireyim dedim. Oradaki karşılaştığım tablo iki kişiyi, Fatih Ağızsallar, Yavuz Ağızsallar bir yerli bilgisayar projesi üzerinde çalışıyorlar. Ve eksikleri de bir yazılımcı.
Orada o gün onlarla tanıştık. Ertesi gün ben orada işe başlamış oldum. Sonra ortak bir şirket kurduk. O şirketin sonuçta yönetim kademesine kadar geldim. Yani ilk Türkiye'de ilk yaptığımız dediğimiz işlerden biri de Türkiye'nin ilk yerli bilgisayarı Uslu maceramızdır. Tabii kart tasarımında Yavuz'un, o İngiltere'de aynı zamanda bulunuyor idi. Onun katkıları çok fazla. Kardeşi Fatih donanımla ilgili kısımları yapıyor idi. Türkiye'deki diğer aksamlar. Ben de hem işletim sistemi hem yazılımlar üzerinde çalıştık. O ilk maceramız öyle oldu ama daha sonra kutu satmak, kutuyla uğraşmak, donanımla uğraşmak yerine hep yazılım ilgimi çektiği için yazılım alanına ağırlık verdik. Ve yine 90'lı yılların başında Türkiye için Türkçe programlar sloganıyla bir duyuru yaptık. Bu o zamanlar Windows daha yoktu bir de. Bu ofis programlarına benzeyen programları grafik kullanım arayüzüyle birlikte çıkardık. Ve IBM bundan etkilendi. Ve IBM ile beraber bütün Türkiye'de makineler beraber bundle edip piyasaya sunuldu. Tam o sıralarda da Windows'la görüşmeler oluyordu. Yani belki IBM ile olan görüşmelerimiz daha erkenden başlayabilseydi sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada belki kullanabilir hale gelebilecekti. Dolayısıyla Türkiye için Türkçe olan ve Türkçe özelliklerini tam anlamıyla barındıran yazılımların üretiminde de ilk olmuş olmanın tabii mutluluğunu yaşadık. Daha sonra da şu an içinde bulunduğumuz teknoparklar, teknoloji bölgeleri benim çok inandığım ve üniversiteyi çok seviyorum. Teknolojinin Türkiye için nelere hangi geleceği açabileceğini, hangi fırsatları yaratabileceğini gören birisiyim. Dolayısıyla hayalim üniversite ve sanayi birleştirmek idi. Bu konuda da üniversitemizde çok önemli adımlar atmak üzereydi. Ve Türkiye'nin ilk teknoloji bölgeleri daha kanun çıkmadan ilk girişimi bu bulunduğumuz bina oldu. ODTÜ Halıcı Yazılım Binası. Daha sonra meclise girdiğimde bu yasanın da çıkması konusunda da katkılarım oldu. Oraya katkı veren bütün partiler, hiç istisnasız hem iktidar partileri hem muhalefet partileri, ki biz o zaman iktidardaydık, Bülent Ecevit'in başbakan olduğu ve benim de grup başkan vekili olduğum bir dönemdi. Ama bilirsiniz, parlamentoda yasalar çıkarken genellikle iktidar yasayı çıkartmak ister ve muhalefet de buna inansa da inanmasa da muhalefet eder. Bu seyrek görülen, ender görülen konulardan bir tanesiydi. Bütün partilerin desteğiyle, katkısıyla bu başladı. Ve daha sonra Ecevit hükümetinden sonra gelen diğer hükümetlerde Sayın Tayyip Erdoğan da gene bu konuya önem verdi, destekledi. Türkiye için kritik bir konunun ilk girişimcisi olduk, ilk binasını yaptık. Yasasının çıkmasına katkımız oldu. Ama sonradan herkesin de bu konuya inanarak buna devam ediyor olması da ülkemiz açısından sevindirecek ve şanslı görülecek bir konudur. Bir kere çok önemli bir rüzgar yarattığı kesin. Teknoparklar, özellikle ODTÜ ve bizi takip eden diğer teknoparklar açıldığında buraya yapılan müracaatlar, müracaat edilen konuların kapsamı, onların sunuş biçimi, içindeki teknik ağırlık inanın giderek arttı. Ve Türkiye'de bu tür girişimleri destekleyebilecek fonlar, oluşumların da sayısı arttı. Hem Ankara'da hem İstanbul'da, özellikle bu iki il başta olmak üzere çok sayıda genç girişimci, bazen ikili üçlü gruplarla, bazen tek kişinin bile sunduğu ve hayata geçirebildiği proje sayısı inanın artıyor. Ama dünya çapında bir başarı öykülerine ihtiyacımız var. Gene Türkiye'den teknoloji bölgelerinde yer alan ve yurt dışı da çok başarılı olmuş, yurt dışı yatırım almış çok sayıda firma var. Bunların bütçeleri giderek büyüyor, aldıkları fonların büyüklükleri artıyor. Bu çok sevindiricidir. Ama dünya markası olsun istiyoruz. Yani bunların sayısı artsın istiyoruz. Henüz o noktada değiliz. Başlangıcından bugüne kadar teknoloji bölgelerindeki sağlanan avantajlar nedeniyle burada bulunmayı düşünen kurumlar da maalesef oldu. Veyahut bu tür işletmeleri açan üniversiteler, burayı sadece bir kira geliri olarak düşünenler de maalesef olmuş olabilir. Bunların düzeltilmesi lazım. Gördüğüm bir eksiklik pazarlama konusunda. Şu an teknoloji atılımı açısından tatmin olduğum, beğendiğim bir noktadayız. Ama
üretilen ürünlerin pazarlanması, sistematik bir biçimde dünyaya duyurulması konusunda hala eksiklikler olduğuna inanıyorum. Tabii ki bu bölgelerde ana unsurun Ar-Ge olması başlangıçta çok önemli bir hedefti. Hala o hedeften uzaklaşmamamız gerekir. Ama Ar-Ge'nin yanı sıra pazarlamayı da dikkate almazsak büyük bir eksiklik olmuş olur. Çok başarılı olabilecek gruplar, çok başarılı işler üretebilen küçük şirketler veyahut gençler pazarlama konusunda çektiği sıkıntılar nedeniyle maalesef sonradan dağılma sürecine girebiliyorlar. Bu da ülkemiz açısından bir kayıptır, zarardır. Bu konuya dikkat çekilmesi gerektiğini söylemek isterim. Yani bu dediğim yıllar 80'li yılların başı. Daha bilgisayar konusu bile çok dünyada ve hele ülkemizde çok bilinmezken bu konuda yapılan bütün girişimleri çok anlamlı buluyorum. Türkiye'de bir ikinci markada boncuk markasıydı. Hatta hangisinin ilk olduğu konusunda da tartışma olur. Bence öyle bir tartışma gereksiz. İkisi de Türkiye'de yapılan ve şu an saygıyla anılması gereken iki girişimdi. Ama dönemin zor olduğunu söylemeliyim. İthalat konusunda sıkıntılar olan ve ürettiğiniz ürünü pazarlarken bile karşılaştığınız bir dolu sorun var. O dönemleri hatırlıyorum ve biz bunu kendimiz Ankara'da ürettikten sonra seri üretime geçebilmek için tabii bir fabrika ihtiyacı var. O ihtiyacımızı da Denizli'de bulunan Bir Emek adıyla bir işçi fabrikası vardı. Televizyon üretiyorlardı. Bize çok uygun geldi. Bir yerli üretim ve işçilerin olduğu bir fabrika. Hani bir patron yok, bütün işçiler ortak. Benim dünya görüşüme, felsefeme çok uygun bir yaklaşımdı. Yavuz, Fatih de aynı şekilde düşünerek biz Bir Emek'le görüşmeye başladık. Ve Bir Emek de buna ilgi gösterdi. Sonuçta biz Bir Emek'le beraber usluyu seri üretmeye başladık. Ama fabrikaların, Türkiye'nin o yıllar geçirdiği çalkantılı dönem, bir işçi kurumu, işçi ortaklığı olduğu için devletten aldığı destek, devletten beklediği destek konusunda karşılaştığı problemler. Bunlar maalesef daha sonra üretilmiş bir ürünün, üretilmiş bir cihazın pazarlanması konusunda bize çok fazla yol açmadı. Ve bu dediğim yıllarda daha IBM PC yoktu. Sonradan PC'lerin çıkması, hele IBM markasının piyasaya gelmesiyle bizim zaten çok zorlandığımız satış kanallarımız iyice zor hale geldi. Ben zaten kişisel olarak yazılıma daha çok önem verdiğim için donanım pazarlamaktan çok bu sefer Türkiye'de yazılım üretimine doğru bir yönlendirme içine girdim. Yerli bir ürünün o yıllardan başlayıp da büyüyebilmesine maalesef destek olunmadı, onu söyleyebilirim. Devletin hele özelleştirme konusunda kavramların daha yeni yeni Türkiye'ye geldiği bir dönemdi. Devletin katkısının önemli olduğu bir dönemde böyle bir konuya destek olunabilirdi. Ama maalesef bu olmadı. Aslında demin söylemek istediğim şey de ilintili bir durum. Usluyu satmak için bir tanıdığımız, yaşça bizden büyük bir beyefendiye gittik. Beni çok tanıyan ve seven birisi. Anlattım. Yanımda arkadaşlarım var. İşte bu bilgisayar, böyle faydası var. Anlattıktan sonra bütün şey döndü. İşiniz çok zor dedi. Dedi, bilgisayar, satmaya çalıştığınız bilgisayar. Bunu bilen yok. Türkiye'de bunu kimse bilmez. İki, bunu Türkiye'de üretildi diyorsunuz. Türk malı diyorsunuz. Türk malına kimse güvenmez. Hele böyle bir konuda. Üç, bunu biz ürettik, ben ürettim diyorsun. Hepiniz çok gençsiniz. Size de kolay kolay kimse güvenmez. Dolayısıyla işiniz zor, Allah kolaylık versin dedi. Hakikaten iş kolay olmadı, sonradan anlaşıldı. Bizim ilkokul dönemlerimizde yerli malı haftası vardı. Siz de belki hatırlamazsınız. Yani bu yabancı mala duyulan güven ve isteği ortaya koyan, bunun yerine de yerli malını ön plana çıkartmak isteyen bir yaklaşımdı. Önemli bir kampanya. Ama bir yandan da o zamanki bakış açımızı gösteren bir durum. Sonradan gördüğüm kadarıyla, yani ne mutlu ki, hani Türkiye ve yurt dışı artık arada ürün açısından fark yok ama mentalite, yaklaşım, zihniyet açısından hala atmamız gereken adımlar var.
Konya Maarif Koleji'nde okurken zayıf ve çelimsiz bir çocuktum. Hala fazla şişman olduğum söylenmez ama bayağı zayıftım. Ve yatılı okulun da hani acımasız mı diyeyim, çok katı kuralları vardır. Yani anneniz yok, babanız yok. Hani gündüz saatlerinde yine öğretmenler var ama gündüz bittiği zaman saat 5'ten sonra yatakhane ve yatılı dönemi başladığı zaman bütün çocuklar bir gerçekle karşı karşıya. Kendinizi ispat edeceksiniz. Kendinizi bazı konularda öne çıkaracaksınız. Bazı konularda koruyacaksınız. Ben fiziki konularda zayıftım. Çok iyi futbol oynayan arkadaşlarım vardı. Yani futbolu çok severim. Aşırı koyu bir Fenerbahçe hastasıyım ama yeteneğim yok. Öyle olunca insan tabii ki kendini iyi hissettiği alanlara biraz daha yoğunlaştırıyor. Ben de o yıllardan başlayarak işte matematik soruları, zeka soruları, bu konular hem hoşuma giden konulardı, hem de bu konuda sorduğum sorular veya bu anlattıklarım arkadaşlarımın, hocalarımın ilgisini çekmeye başladığını görmekten belki kaynaklanarak bu konu daha çok ilgimi çekti. Lise yıllarında elime bir dergi geçti. Adı Bilim Teknik Dergisi, TÜBİTAK. Ve orada çok ilgimi çeken makaleler var, yazılar var. Yani onları böyle okurken aldığım zevki anlatamam. Çok müthiş bir zevkti. Orada gördüğüm bazı önemsediğim şeyleri arkadaşlarımla paylaşmak. Hani kimi fıkra anlatır, ben de bunları anlatırdım. Ve okul bitip Ankara'ya gelince Bilim Teknik'te hoşuma giden ama eleştirdiğim küçük bir nokta vardı. O soruların hep altında genellikle yurt dışı dergileri, işte kimisi Amerikan dergisi, kimisi o zamanki adıyla Sovyetler Birliği dergilerinden alıntı, tercüme yapıldığı söylenirdi ki rahmetli Doktor Selçuk Alsan bu Rusça tercümeleri de yapan çok değerli birisiydi. Ben TÜBİTAK'ın kapısını çaldım. Dedim işte Bilim Teknik Dergisi'nin yöneticisiyle görüşeceğim. Beni üst kata çıkardılar. Editör de Nüvit Osmay Bey. Dedim böyle böyle ben bunu çok hani dergiyi çok seviyorum, tanışmaya geldim. Ama neden hep tercüme var? Neden Türkiye'den üretilmiş sorular yok? Bana baktı, sen soru hazırlar mısın? Zaten onun için geldim dedim. Ve birkaç sorumu gösterdim. Baktı Ümit Bey, tamam dedi. Ve bana o dergide bir de hoş sözler vardı. Hani güzel deyimler, sözler. Sen bunlardan hazırla gel. Ben oraya hani matematik sorumlularımla gittim. Sorulara baktı. Onu hazırla diyeceğini beklerken bana orada güzel sözlerden bul dedi. Birkaç ay güzel söz buldum. Fakat aklım tabii kendi sorularımda. O meğerse benim herhalde disiplinli olup olmadığımı belki anlamak istemiş. Sormadım kendisine ama sonradan orada bana satranç köşesinde satranç hazırlar mısın dedi. Satranç problemlerim vardı. Büyük bir hevesle hazırladığım satranç problemlerini götürdüm. İlk problem yayınlandığı zaman yani duyduğum mutluluğu, gururu anlatamam. Yani o dergi çıksın diye bekledim. Çıktıktan sonra işte 3-5 tane aldım. Arkadaşlarıma gösterdim. Çok büyük mutluluktu. Ama satranç işinin sorularımda olduğu için Selçuk Alsan Bey'le tanıştırdılar. Ki sorularını okuduğum kişiydi. Çok güzel bir dostluğumuz oldu. Ve bana yani kolay kolay olmaz, bu sayfayı beraber hazırlayalım dedi. Ta işte gene 80'li yıllarda, 80'den önce bu, 77-78'de yani hayran olduğum, okuduğum Doktor Selçuk Aslan'la birlikte köşe hazırlamaya başladık. Sonra sorularla ilgili dediler ki bir ay o hazırlasın, bir ay sen. Benim köşemin adı değişti, adı Zeka Sayar diye bir köşe oldu. Ama 77 yıldan bugüne kadar hala da devam ediyorum. Aksatmadan aylık bilim teknik sorularını hazırlıyorum. Şimdi zaman zaman karşılaştığım yani sadece gençler değil, ben okumuştum, çocuğum okudu, şimdi torunum okuyor diyen bir tabii yaşımı da maalesef ortaya çıkartıyor bu ama yani üç kuşağa hitap etmiş olmaktan mutluyum. O dönemler internet yok, bilgisayar yok ama hazırladığım sorulara ben işte cevap verenler oluyor, öneri getirenler oluyor. Baktım bir ilgi var, bazı yarışmalar yaptım, küçük yarışmalar. İşte örneğin palindromlar, hani düzden ve tersten okununca aynı olan
kelimeler, Anastas, mum satsana gibi, ey Edip Adana'da pideye. Bunu en uzun yapan kimlerse işte yollasınlar gibi. Ve okuyucuyla aramızda bir diyalog başladı. Ve normal postayla gelen mektuplar, inanın ayda 300-500 mektup giriyor. O mektupların hepsine cevap veremiyorsunuz, vermek istiyorsunuz filan. Sonra bazılarıyla buluşmaya başladık ve o insanların bir araya gelmesinin gerekli olduğunu, sadece yararlı değil, gerekli olduğunu düşünmeye başladım. Ne yapabiliriz? İşte bir dernek olabilir filan. Ama dernekçilik, o zamanlar biliyorsunuz gene bu 80'li yıllar çok siyasetin yoğun olduğu ve dernekçilik, örgütçülük konusunda da hep akla siyaset gelen bir yaklaşım vardı. Vakıf modelinin daha iyi olacağını düşündüm. Ve çok değerli insanlarla görüşmeye, konuşmaya başladım. Başta rahmetli Erdal İnönü, TÜBİTAK Başkanı Tosun Terzioğlu, ODTÜ Rektörü Siha Sevük, Başkent Üniversitesi Rektörü Mehmet Haberal, Bilkent Üniversitesi Rektörü tabii şu an Abdullah Atalar, çok değerli hocalarımızın da vakfı kurucu olmayı kabul ettiler. Ve vakıf kuruldu. Şimdi 25. yılına giriyoruz. Akla, bilgiye, zekaya, düşünmeye, merak etmeye olan ilginin artmasını hedefliyoruz. Yani ben bir kere bir olumsuz algı var. Türklerin zeki olmadığını söyleyen çeşitli eleştiriler var. Bir kere bunlara katılmıyorum. Yani negatif bir tarafımız yok, olumsuz bir tarafımız yok. Olumlu olmamızı gerektiren de faktörler var. Yani işte dört iklimin yaşanması, değişik coğrafya, tarihimizin çok köklü olması. Yani aldığımız girdi sayısı, input sayısı çok fazla. Bir de şu an bulunduğumuz durumdan memnun değiliz. Yani işte tarihimize baktığımızda, geçmişe baktığımızda dünyada daha önemli bir yere sahipken şu an bu yeri hak etmediğimizi düşünüyoruz. Daha iyi olmak istiyoruz. Dolayısıyla sakin, suskun, ne olduğu, yani olduğunu kabul eden bir durumda değil. Tam tersi, ilerlemeyi isteyen, kendini ispat etmek isteyen bir toplumsal yapımız var. Bu bireylere de yansıyor. Ailelere bakarsanız, hani gelecek çocuklarımız, gençlerimiz, gelecek nasıl oluşturulur? Çocukların ve gençlerin eğitimiyle oluşturulur. Eğitim de Türkiye'de çok önem verilen bir konu. Evde anne, baba bütün fedakarlıklara katlanıp çocuğun iyi eğitim görmesini ister. Anneanne, babaanne, yani bütün akrabalar bu konuda destek verir. Başka ülkelerde çok rastlanmayacak bir durumdur. Çoğu ülkede rastlanmayacak bir durumdur diyeyim en azından. Dolayısıyla Türkiye aslında şansları olan, fırsatları olan bir ülke bu konuda. Gazetelerdeki bulmaca ekleri, bu tür konulara ilgi duyan insanlar, işte dağlarda oynanan oyunlar, dama oyunları, satranç oyunları, kahvelerde oynanan oyunlarda bile bir zeka ve oyun teorisiyle ilgili ipuçları bulabilirsiniz. Ama bütün bunların sonucunda kolektif zeka dediğimiz, toplumsal zeka dediğimiz bir genel yaklaşımın da doğru olması lazım. Bir birey kendisi ne kadar iyi şeyler yaparsa yapsın, bulunduğu gemi, bulunduğu ortam eğer ona fırsatları tanımıyorsa veya onun ilerlemesine destek olmuyorsa, onun önünü açmıyorsa o zaman problem var demektir. Hele çekişmelerin, kavgaların, tartışmaların, sürtüşmelerin çok yoğun olması, bu toplumun artık kanıksaması maalesef hani fıkralarda hep söylenir, Türkler birbirinin bacaklarından aşağıya çeker. Bunu yaşıyor olmaktan büyük bir üzüntü duyuyorum. Rekabet olacak, çekişme olacak, eleştiri olacak ama bir dönem içinde olacak. Onun ötesinde kazananı tebrik etmek, ona destek olmak ve bir sonraki dönemde tekrar kendimizi ortaya koyacak bir yaklaşım içerisinde olmamız gerekir. Coğrafyamız, iklimimizin değişik olması, hakikaten o koşullara uyum gösterme yeteneği bize, atalarımıza kazandırdı. O hala devam ediyor. Problemlerimiz çok. Problemleri çözme konusunda hızlı çözümler üreten bir yapımız var. Etik konusuna muhakkak değinmemiz gerekir. Çünkü zeka ile kurnazlık çok sık karıştırılan konulardır. İşte 20 yıldır, 30 yıldır zaman zaman Türkiye'nin gündemine çok düşen işte iş bitirme, köşe dönme, bir konuyu çözme konusunda ne olursa olsun yeter ki o sorun çözülsün, hangi yoldan gidilirse gidilsin gibi yaklaşımların çok büyük bir risk taşıdığını düşünüyorum.
Bu aslında hayatın her alanına yansıyor. Yani bir problemi çözmek için kısa yoldan gitmek, formül ezberlemek, yani öğrencilikten başlayıp iş hayatına, devlet hayatına kadar uzanabilecek bir problemden bahsediyorum. Muhakkak ki her problemin çözümü hem emek gerektirmeli, hem de sadece tek bir kişi, tek bir kesim için değil, toplumun bütün kesiminin iyiliğini dikkate alarak bunun yapılması gerekir. Yani eğer ben bir problem çözüyorum, kendi sorunumu çözüyorum ama ben kendi sorunumu çözerken bir başkasına sorun yaratıyorsam, bunu fark etmiyorsam veya umursamıyorsam bu baş başına bir problemdir. Dolayısıyla insanların birbirine duyarlı olmasını, birbirlerini sevme veya sayma dediğimiz çok sık kullandığımız kavramların hakikaten içinin doldurulması gerektiğini altını çizmeliyim. Yurt dışında çalışan gerek Türk mühendisleri olsun, gerek Türk işçileri olsun çok duymuşuzdur, siz de karşılaşmışsınızdır. Diğer ülkelerden gelen insanlara göre farklı çözüm, yaratıcı çözüm üretme konusunda çok yetenekli olduğumuz hakikaten ortadadır. Ama bütün bu bahsettiğim konunun kurnazlıkla karıştırılmaması, muhakkak ahlaki değerlerle bezenmesi veya sınırlanması gerekir. Evet, o parti, yani parti olarak kurduk, mecliste temsil edildik. Bu çok anlamlı oldu bizim için. Ama Türkiye'de siyasetin değişebilmesi için seçim yasalarının, siyasi partiler yasasının muhakkak değişmesi gerekir. Şu an o değişikliği yapılacağı bir ortam maalesef olmadığı için, yani başka problemler daha ön planda olduğu için, kimseyi suçlamak istemem, devam ettirmeme kararı aldık ve platforma dönüştük. Yani partimizin internet sitesi açıktır, bütün kanallarımız açık. Platform olması hem insanların daha rahat katkı vermesini sağlıyor. Siyaseti çok önemsiyorum. Ama siyasetçiler o kadar önemsenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Siyaset bir meslek olarak yapılmamalı. Yani bir görev, tabii önemli bir görev ama zaman zaman önemli görevler yapıyoruz, yapmalıyız. Ama siyasete giren birisinin bir daha ben buradan çıkmayayım, sürekli burada kalayım diye bir telaş içerisinde olmasının ne o kişiye yararı var, ne topluma ve ülkeye yararı var. Şimdi teknolojinin bir kere gelişmesi bireyin kendisini ifade edebilmesi açısından, bireyin kendisini geliştirebilmesi açısından çok önemli. Eskiden bilgiye ulaşma açısından bile sıkıntı varken teknoloji bize bilgiyi getiriyor diye büyük bir bence değişiklik yaşadık. Yani bir insan dünyanın başka bir yerinde olan herhangi bir olaya vakıf oluyor, onu haber alabiliyor, bilgi alabiliyor, kendini eğitiyor, geliştiriyor. Bu çok önemli. Ama bu tek taraflıydı. Şimdi kendisi de düşüncesini, eylemini, sözünü, müziğini, fikrini başkasına aktarabiliyor. Aktardıktan sonra bir de geri dönüş alıyor. Yani ben bunu söyledim ama beğenildi mi, beğenilmedi mi? Onun altına yorum yapan, onu belki zenginleş. Bu müthiş bir ortam. Dolayısıyla bireysel açıdan bu dünyamızın daha iyi bir dünya haline gelmesi için bence çok olması gereken bir şey. Hani savaşların neden bitmediğine bazen anlam veremiyoruz, değil mi? Bazı ekonomik olayların neden bütün dünyayı etkilediğini, enerji konusundaki kavgaların, açlığın, yoksulluğun bazı bölgelerde alabildiğince devam etmesine aklımız almıyor. Güçler lafını kullanmayı sevmem. Hep dış güçler, böyle senaryolar çok üretilir ama sistemi şu an yönetenler, sistemde çok güç sahibi olanlar da maalesef bu teknolojiden bizim yararlandığımız gibi onlar da yararlanıyor. Ve özgürlük getireceğini umduğumuz, özgürlük getireceğini hala inandığım bu teknolojiyi baskı grupları aynı zamanda özgürlük kısıtlayıcı unsur olarak da kullanıyorlar. İnsanları takip ediyorlar, kimin ne yaptığını izliyorlar. Yani bu hep tez antitez gibi teknolojiler ilerleyecek ama bunun bireye katkısı ve sisteme katkısı ikisi aynı anda olacak. Ben bireye olan katkısının artması taraftarıyım. Bunun için de insanların taleplerinin artması lazım. Yani elinizde eğer imkan varsa bu imkanı kullanma konusunda talepkar olabilirsiniz. Şimdi elimizde bu imkan var. Hepimizin araçlarıyla, mobil araçlarıyla, bunun adı yarın şekli değişebilir, saatimize girebilir, yarın belki hani
damarlarımızda bile dolaşan küçük çüp parçalarıyla bile iletişim kurabileceğiz ama dünya ile artık bağımız kuvvetlendi. Madem bağımız kuvvetlendi, o zaman talepkar olmalıyız. Neyi talep etmeliyiz? Daha güzel bir dünyayı. Şu an dünyada hoşlanmadığımız, bizi rahatsız eden unsurlar neyse bu unsurların değişmesi konusunda iddiası olan, önerisi olan insanları hadi bakalım yap diyebilmeliyiz. Yapamadıkları takdirde de onlara büyük böyle hainlikle suçlamak yerine çok teşekkürler yapamadın, senin yerine başkası gelsin. Yani demokrasi olmalı. Evet, o da yani gene Konya yıllarıma dayanıyor. Yani bunu izleyen eğer genç kardeşlerimiz olacak olursa veya işte anne babalar çocuklarına tavsiyede bulunsunlar. Yani çocukluk yıllarında ne kazanıyorsanız ileriki yıllarda bunu kullanıyorsunuz. Ben o yüzden ilkokula ve Konya Maarif Koleji'ne çok ama çok şey borçluyum. O yıllardan öğrendiklerimden sonra da hayatımda yeni öğrendiğim veya öğrenmeye çalıştıklarım oldu. Ama hiçbirisinin etkisi o yıllardaki öğrendiklerim kadar olmadı. Onlar beni şekillendirdi. Dolayısıyla müzikte de sınıfımızda her tür aleti çalan arkadaşlar vardı. İlgim o zaman başladı. Daha sonra Ankara'ya geldiğim gibi bir sene kendimi dinlediğim yıllarda müzikle de ilgili çok önemli şanslarım oldu. Olağanüstü müzisyenlerle tanıştım. Ve onlarla gruplar kurduk. Türk-Amerikan Derneği'nde provalar yapıyorduk. Bir evimizin karşısında küçük bir garaj kiraladık. Garajın da tam karşısında Barış Manço vardı. Barış Manço ile tanıştık. Barış Manço ile güzel şeyler yaptık. Ve o günden bugüne kadar da müzikle ilgili çalışmalarım sürüyor. Bu bireysel müzisyen olarak. Fakat gene bundan ta 25 sene öncesine dayanıyor. Bir yandan bilgisayarlar yaygınlaşsın istiyoruz. İşte bilişimle ilgili toplantılar yapıyoruz, bilişim fuarları düzenliyoruz. Ve bilgisayar hani insanları daha çok hesap, finans, muhasebe, karmaşık matematiksel işlemler hep soğuk gelen bir tarafı vardı. Halbuki bilgisayar insan hayatında önemli bir yeri olduğunu ve ileride de olabileceğini göstermek istiyorduk. Bunlardan en sıcak olanı da sanat ve müzik. Ve bilgisayarda o zaman MIDI dediğimiz kavram çıkmıştı. Benim de çok ilgimi çektiği için işte bunlarla uğraşırken sevgili rahmetli olmuş olan Atilla Özdemiroğlu ile tanıştık. Bugün hep kaybettiğimiz kişileri anıyoruz. Hepsini çok saygıyla ve özlemle anıyorum. Atilla Özdemiroğlu da hayatta tanıdığım en olağanüstü insanlardan biriydi. Sadece müzisyen olarak değil, düşünce yapısı, topluma katkısı, mütevaziliği, üretkenliği, yaratıcılığı olağanüstü birisiydi. Elektronik Partisi'nde de kuruculardan biriydi aynı zamanda. Ve o benim bu ilgilendiğim konuyu benden de daha fazla ilgilenmişti. Hemen ne yapabilirsen bir yarışma yapalım fikri ortaya çıktı. Ve ilk sene yaptık işte halıcı, midi, bilgisayarlı beste yarışması diye. Merak ediyoruz acaba hani kimse müracaat edecek mi? Gelen eserler nasıl olacak? Heyecanla bekliyorum. Öyle güzel eserler geldi. Yani belki ilk sene gelen eserler hala bugün gelen eserlerle kıyaslayabilirim. O kadar güzeldi. Ve zaten yarışmanın birincisi Hakan Özer. Daha sonra onu jürimize aldık. 25 yıldır jüri üyemiz. İstanbul'da Jingle House çok önemli film müzikleri yapıyor. Cem Yılmaz'la beraber çalışan olağanüstü birisidir. Dolayısıyla artık işin hani bilgisayara tanıtmak, bilgisayara sempatik göstermeye gerek kalmadı. Çünkü herkes bilgisayarla haşır neşir vaziyette. Ama İnsanın içindeki yaratıcılığı ortaya çıkaran, tetikleyen bir ortam. Güzel bir reklam vardı o yıllardan hatırlıyorum. İçinizdeki dahi uyandırın diye bir bilgisayar firmasının reklamı. Hakikaten öyle. Bu da hani MIDI konsepti ve işte o sequencer'lar. Yani evinizde düşünün, bir müzik yapmak istiyorsunuz. Gece kalktınız, gecenin 3'ü. 80 kişilik bir senfoni orkestrası evinizde. Kemana istediğinizi çaldırırsınız, diğer oboya istediğinizi çaldırtabilirsiniz. Yani Beethoven'in, Mozart'ın bütün bunlar kendi kafasında oluyordu. Onların elinde olsaydı ne olurdu bilmiyorum. Acaba olumlu mu etkilerdi, olumsuz mu etkilerdi tahmin etmek zor. Ama şimdi bir şeyler yapmak isteyenler için işte çok büyük olanaklar var. Resim yapmak isteyen, grafik yapmak isteyen. Yani öykü yazmak, roman yazmak isteyenlere bile hazır böyle kolaylaştırıcı unsurlar var. Tabii bilgisayarı, yani müzikte de başka alanları bir araç olarak görmek lazım, amaç değil.
iş insandadır, insanın ruhundadır. Ama bunu ortaya koymak için size yardımcı olacak gece gündüz 24 saat bir dost olarak ben bilgisayarı görüyorum. Yani bu sorunun cevabı bende çok basit. Hayalim yani demokrasi ve özgürlüğün yani sadece ülkede değil, bütün dünyada uygulanabilir olması. Çünkü bu yani demokrasi olursa, özgürlük, yani bunun yanına sayabiliriz demokrasi, özgürlük, barış, sevgi. Yani bu kavramlar herkesin çok sık kullandığı, hepimizin bildiği. Yani insana hiç yeni gelen bir şey değil ama bu olmuyor. Yani demokrasi demek başkalarına saygı göstermek, başkalarının ne dediğini dinleyebilmek. İlle yapmak zorunda değilsiniz. Ama eğer demokrasi yoksa başka bir şeyin gelişme şansı yok. Yani bilimin, teknolojinin, sanatın ilerleyebilmesi demokrasinin ve özgürlüğün aynı anda olmasına bağlı. Ben iyi yaşamayı istiyorum. Sevdiğim insanlar iyi yaşasın istiyorum. Sevmediğim insanlar da iyi yaşasın istiyorum. Bu iş şansa bağlı kalmamalı. Kurallar iyi olmalı. Kurallara insanlar uymalı. Ve kuralların değişebileceğini bilmeliyiz. Yani bunu kurallar dediğim zaman hem özgürlük taraftarı birisiyim hem de kurallardan bahsediyorum. Ama benim tanımım şu, kurallara ilk kurallar konmalı, kurallara herkes uymalı ve kuralların bir gün değişebileceğine herkes inanmalı. Yani bir kural hoşumuza gitmiyorsa onu değiştirebilmeliyiz. Yoksa ödümüz patlamamalı. Yani bir kural değişti, bundan sonra ömür boyu bu gidecek demek, o zaman demokrasiye güvenmemek demektir. Yani bir kişi geldi, hayat boyu kalacak korkusu yaşamak demektir. Dolayısıyla hayalim demokrasi ve özgürlüğün hissetmek, yaşamak istiyorum. Evet. Bunu da sorarlar bazı katıldığım toplantılarda öğrenciler, çocuklar. Yani hayatın anlamı ne? Hayatın amacı ne? Siz sormak isterim şimdi aslında ama röportaj olduğuna göre bana göre hayatın tek amacı var, anlamı var. Mutlu olmak. Yani mutlu olmak, birinci amaç mutlu olmak ama bir koşulla. Başkalarını mutsuz etmeden mutlu olmak. Eğer hele bir de başkalarını mutlu etmeyi de buna ekleyebilirseniz ne mutlu size. Merak, benim için hayatta merak çok önemli bir konudur. Hani bahsetmedik ama merak etmek, soru sormak. Yani hayatımı dayandırdığım ögelerdendir. Merak dediğiniz zaman bunun en güzel yeri de matematik sorularıdır. Tavsiye etmem gerekirse eğer matematikle ilgilenecekseniz böyle özellikle recreational matematik konusunda Sam Lloyd eskilerden, Henry Ernest Dadaney ve bütün onları da bize ve bütün dünyaya taşıyan Martin Gardner, o da 10 yıl kadar önce vefat etti. Onun bütün dünya dillerine çevrilmiş çok sayıda bu matematiği popüler hale getiren, sevdiren kitapları var. Ne mutlu sonradan Gathering for Gardner diye bir toplantı yapılıyor, uluslararası. Her iki yılda bir Amerika'da oluyor. Ben de oranın üyelerinden veya katılanlarından biriyim. Her iki yılda bir oraya gidiyoruz. Herkesin 5 dakikalık konuşma hakkı var. 3 gün boyunca sabah 8'den akşam 8'e kadar matematikçiler, bilgisayarcılar, sihirbazlar, yani sayısal ve kart oyunları yapan sihirbazlar, yani yetenek ve zeka konusunda üretici olan insanların bir araya geldiği ve herkesin 5 dakika bir şey sunduğu olağanüstü bir toplantı. Dolayısıyla Martin Gardner'in kitaplarında özellikle bu konuya ilgi duyanlara ve size tavsiye edebilirim. Matematik her alanın bence temellerinden bir tanesi yani. Fizikte, felsefede, sosyal konularda bile matematik disipline, matematik düşünmeye alışan birisi bu konularda büyük kolaylıklar yaşayabilir. Ama matematik demek sadece problem çözmek demek değil. Bir problemi çözmek için formül ezberlemek değil, hazır reçete kullanmak demek değil. Matematikle zeka arasında çok ilinti var. Biz çocuklarımıza matematikte bir soru çözmekten önce, hatta sadece matematik değil, eğitimde biz çocuklarımızın bize cevap vermesini istiyoruz. Yani biz soru soruyoruz, o bize cevap versin. Halbuki bana göre biz cevap veren değil, soru soran çocuklar yetiştirmeye çalışmalıyız. Onlara yardımcı olmalıyız. Ve biz hani eğitim sistemimizde benim yaklaşımım öğretmenin öğreten değil, öğrencinin öğrenmesine yardımcı olan kılavuzlar olması, rehber gibi ele alınması lazım.
Gri ceviz benim yıllardır inandığım bir hedefi hayata geçirme projesidir. O da şu, bedenimizi sağlık tutmak için bedenimizi hareket ettirmeliyiz. Beden egzersizi yapmalıyız, beden sporları yapmalıyız. Yapanla yapmayan arasında bir fark hem gözle gözükür hem de insanın kendi hisseder. İşte eğer spor yapıyorsanız daha rahat yürürsünüz, koşarsınız, merdiven çıkarsınız, kendinizi daha kuvvetli hissedersiniz. Vücudunuzun diğer organlarının daha sağlıklı çalışmasına olanak sağlamış olursunuz. Yani beden sporu gibi beynin de çalışmaya ihtiyacı var. Ama bedenden farklı beyin sporu yapmanın neticesini o an görmüyorsunuz. Yani kendi fiziksel durumunuzu işte tartıya çıkıp kilo alıp almadığınızı görebilirsiniz. Bel çevrenizi ölçebilirsiniz, boyunuza bakabilirsiniz. Hatta fiziksel görüntünüzü bile aynada kontrol edebilirsiniz. Ama beyinle ilgili en önemli kumanda merkezimiz olan, bizi biz yapan beynimizle ilgili çok fazla ipucu aramıyoruz. Belki tek ipucu işte okulda alınan notlar, kazanılan sınavlar. Hele o bittikten sonra tamamen tembelleşen bir beyin riskiyle karşı karşıyayız. Hele teknolojinin ilerlemesi o kadar büyük kolaylıklar sunuyor ki bizim eskiden yapabildiğimiz bazı şeyleri yapamaz hale geliyoruz. Örnek, ben bir dolu mühendis tanıyorum, şu an karekök alamıyorlar. Etrafınızda gene birçok üniversite mezunlarına sorun. Yani bunu denemesi kolay. 18'i 45'e böl deyin kağıt üstünde. Yani 18'i 45'e bölmekte zorlanan insanlarla karşılaşacaksınız. Hafıza konusunda ne güzel telefonlarımızı taşıyoruz. Eskiden cep telefonları yokken herkesin telefonunu ezberlerdik. Yani önemsediğimiz arkada kimisi ezberlemek zorunda kalmadan zaten doğal hafızamıza işlenirdi. Kimisini de biz ezberlerdik. Şimdi telefonunun şarjı bittiğinde kızını, eşini, annesini, babasını arayamayan ben bir dolu insan tanıyorum. Yani siz bir gün denemeyi kendi etrafınızda yapın. Teknolojinin ilerlemesi tabii ki çok güzel bir şey. Bu bir teknoloji karşıtlığı bir yaklaşım değildir. Teknoloji bize kolaylıklar sunsun, biz o kolaylıklardan yararlanalım. Coğrafi yer bulma konusu bile zekayla ilgilidir. Ama hiç kimsenin şimdi adresini bulma konusunda bir sıkıntımız yok yani. Ne güzel o harita uygulamaları müthiş bir şey, bizi istediğimiz yere en kolay biçimde götürüyor. Ama beynimiz tembelleşiyor. Bunu önlemenin yolu beynimizi egzersiz yaptırmak, beyni çalıştırmak, beyni yormaktır. Gri ceviz bu bilişsel beceriler konusunda 6 ana kategoride değişik sayıda oyunlar içeriyor. Bunlar sözel, sayısal, hafıza, dikkat, şekil, mantık gibi alanlarda, 6 tane ana alanda oyunlarla hem kendinizi egzersiz yapmış oluyorsunuz, spor yaptırmış oluyorsunuz, hem durumunuza bakıyorsunuz, işte puanım ilerledi mi, azaldı mı gibi veya kendinde kıyasladığınız kişiler, benim yaşımda kişilerle durumum ne, Ankara'da yaşayanların ortalaması ne gibi eğlenceli bir size egzersiz fırsatı sunuyor. Yani bir kere çok başından beri sempatiyle konuştuğumun farkındasınız. Sizi, bu girişimi önemsiyorum. Zaten ilgilendiğim konularla sizin ilgilendiğiniz konular örtüşüyor. Yani yeşil, yerli, yeni, bu üçünün Y harfli olması çok güzel. Bana göre siz çok yaratıcı bir iş yapmışsınız. Yani bir Y harfi daha da eklenebilir. Ben dünyanın iyi bir dünya olmasını istiyorum dedim. Ama bunu yapabilmek için muhakkak bir yerden başlamanız lazım. O yerde bir kendinizsiniz, birey. Yani birey bir değişiklik yapmak gerekiyorsa o değişikliği yapacak. Bulunduğu ortamda o değişikliği yapacak. O binada, o evde, ailede, o yörede, o ülkede yapacak. Dolayısıyla yerellik burada çok önemli. Yani ben dünya iyi olsun istiyorum ama kendi ülkemle ilgili bir kaygım yok. Bu olamaz. Yani sadece diğer ülkelerin üstüne çıkayım diye değil, dünyanın tamamını ortalama yükseltelim diye de insanın yerelliğe önem vermesi lazım. Dolayısıyla yerelliğe yaptığınız vurgu bu açıdan çok çok önemli. Yeşil, gene hepimizin bildiği, konuştuğu, dünyayı kirletiyoruz diyoruz ama bir yandan da kirletmeye devam ediyoruz. Bunun sonu ne olacak acaba? Yani insanlar mı bunun önlemini alabilecek? Şu an kağıt üstünde bunlar konuşuluyor, uluslararası toplantılar yapılıyor. Hakikaten becerebilecek miyiz yoksa doğa mı bize bir tokat atarak bunun cevabını verecek? İnşallah insanlar becerir.
Yeni ise benim inandığım, olmasını istediğim, herkese önerdiğim şey, yeninin olması eskinin kıymetini ortadan kaldırmaz. Eskiyi muhakkak taşıyalım, eskinin kıymetini bilelim. Hatta yeni yapacağız diye eskiyi yok etmeyelim. Yani yeni demek, yani bilimde, teknolojide, sanatta, sosyal hayatta ilerleme demektir. O yüzden üçü de çok sihirli kavramlar ve siz bu kavramları da çok iyi niyetle, çok verici bir biçimde, fedakarca bunu topluma anlatmaya çalışıyorsunuz. Buna inanan herkesin destek olması gerekir. Ben de dolayısıyla zevkle, elimden geldiğince size destek olmaya hazırım.